Abi İsrail'i bence Türkiye savaş açması lazım yani. Bence, asker mi göndermiyor? Aynen öyle abi. Müslüman, Müslümanın kardeşisi bu olmalı yani. İlk sivil olarak oraya, mesela sen gitmek ister misin oraya gidip savaşmak ister misin? Abi ben din kardeşlerimi Yahudileri öldürmek isterim yani. Gitmek ister misin? İsterim abi. Filistinleri öldürmek için. İsterim abi. Ya biz de pazartesi için bir liste hazırlıyorduk. Senin hemen TC kimlik numaranı, telefon numaranı, bilgilerini iletelim. Vallahi al abi. Pazartesi günü için. Hemen. Olur abi. Şuraya gönüllü listesi. Ne yazayım abi? İsim, soy isim. TC kimlik, telefon. Şöyle abi, telefon mu? Bir de telefon. Buyur, bekle abi. Yanlışlık oldu. Peki bir yaş sınırı var Kasım, mı abi bunda? Yok hayır. Kasım Altın. Sen neresin? Vanlıyım abi. Vanlısın. Niye 336 ile başlıyor? Vallahi bilmiyorum. 366 ile başlıyor senin TC kimlik. O kadarını abi bilmiyorum abi. Dostum pazartesi inşallah listeye eklenecek. Çarşamba günü listeler oluşturuluyor. Çarşamba günü sabahtan yola çıkılacak. Haberin olsun. Sana ulaşacaklar. İnşallah Ümit kardeşlerimiz orada biliyorsun. Çok zor durumdalar. Senin de desteğinle bu savaş sona erer diye umut ediyorum. İnşallah abi. Özlerin için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Röportajda numarasını veren arkadaşı bir arayalım bakalım. Harbiden gelecek mi, gelmeyecek mi? Vodafone'a kayıtlı böyle bir numara yoktur. Vodafone aboneyseniz cep telefonu... Mikrofonları çıktı mı acaba sesin? Vodafone'a kayıtlı böyle bir numara yoktur. Vodafone aboneyseniz... Sahte numara vermiş. Abi Filistin Allah biliyorsun şu an gündemde. Ya görüyorum, her gün görüyorum. Ümmet kardeşlerimiz zor tabii durumdalar. Tabii ya, tabii ya. O çocuklar nasıl, o kundaktaki çocuklar. Bunlar hep Allah bilmem geneli yok eder. Zaten bunlar nalet insanlar bunlara. Ya bunların yerleri yok. Cehennemlik bunlara. Cehennemlikten çıkmayacak bunlara. Abi oradaki ümmet kardeşlerimiz şu an zor durumda biliyorsun. Evet, Allah yani, yardımcıları olsun. Şu anda abi mesela Türkiye oraya gitmeli mi? Destek vallahi olmalı mı? Beni çağırsa ben kendim giderim. Gider misin abi? Vallahi giderim, billah da giderim. Biz hemen buradan bilgilerini alıyoruz abi. Heh. Sisteme. Pazartesi evet inşallah. Ondan sonra otobüste gönderiyoruz. Hemen bile buradan... yaşlılar da gideyim mi? Bile abi, bizim... abi. Vallahi. Tabii. Vallahi giderim. Hemen TC kimlik. Bak Filistin... Ben TC'mi veremem. Nasıl yani? Ben TC'mi veremem. Bu TC işi zor. Abi işte senin listeye kaydedeceğiz. Tabii. Yani genç, yaşlı. Hiç fark fark etmiyor yani. Orada yani... Orada küçük çocuklar o savaşı yani görmüş neye abi. Neye gidilecek hani bu savaşa mı? Cepheye abi tabii. Cepheye yani. Tabii savaşa he yani. Bize silah verecekler. Tabii abi. Vallahi. Direnişe gidiyoruz he abi. Hangi kanal? Sokaktan alabilir, YouTube kanalı abi. He, YouTube kanalı. İnşallah nasıl gideceğiz yani şimdi öyle bir diyelim burası Pendik işi değil ki gidersen. Bakırköy falan değilse ki hemen koşa koşa gidersen. Ta nerede nasıl gidilecek nasıl bilmiyorum ki bilmiyorum. Ya Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim evet, kardeşim. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Çok kötüymüş. İnsanlık dışı bir olay. Filistin yıllardır bağımsızlık ve özgür ülke mücadelesi veriyor. Onu destekliyorum ama ilerici, devrimci Filistin'i, gerici, laiklik dışı Filistin'i de desteklemiyorum. Ama İsrail'in yaptığı özellikle hastaneye bombalaması, sivillere karşı olan şeyini evet kesinlikle evet şiddete tınıyorum. Peki sizce Türkiye hangi konumda durmalı şu an? Oraya asker göndermeli miyiz? Vatandaşlarımızı göndermeli miyiz? Kesinlikle asker göndermesine şiddetle karşıyım. Biz kendi ülkemizin bağımsızlığı için savaşırız. Ama oraya dış devletlerin müdahale etmesi konusunda hükümet bazında destek vermekte yarar var. Ama asker göndermeye şiddetle karşıyım. Yani burada bazı sokaklarda böyle videolar görüyoruz sosyal medyada. İnsanlar sokaklara dökülüyor. İşte Mehmetçik Gazze'ye, Mehmetçik Gazze'ye burada, diye. Burada. Yani Mehmetçik sonuçta affedersiniz parkta gezdirilen tabii köpek değil. Tabii. Ona saldır, buna saldır tabii diyemezsiniz. Kesinlikle. Bizim Türkiye'nin... Bu bizim Mehmetçik'imize bir hakarettir bizim, yani. Tabii. Bizim ülkemizin askeri kendi ülkesini korumakla mükelleftir. Kesinlikle Filistin'e, İsrail'e buradan Mehmetçik'in gitmesine şiddetle karşıyım. Sivil vatandaşlar gitmek istiyorlar. Hani yol açılsa biz gideriz diyorlar mesela. Siz de gider misiniz? Kesinlikle zaten gitmem ve gitmesinden yani taraftar değilim. Suriyeli bir sürü burada askeri kaçağı olanlar var. Onların gitmesini isterim. Bu öncelikle insanlık dışı bir hareket tabii ki. Ukrayna'ya yapıldığında da ben bu tepkiyi gösterdim. Ukrayna'da da biliyorsunuz yakın tarihte bir savaş oldu. Hala da devam ediyor. Şu an Filistin'de de bir savaş oldu. Bunu tabii ki kınıyoruz. Fakat ben bu Mehmetçik Gazze'ye diyen kısmı biraz katılmıyorum. Beraber bir birlik beraber ister misiniz, destek ben olmadı. Tabii ki gitmek istemem. Neden istemem? Çünkü bu benim savaşım değil. Benim kendi ülkemin savaşı olur ben giderim. Veya herhangi bir benim ülkeme bir zararı olan bir şey olur giderim. Ben mesela Suriye sınırına giderim benim ülkeme gireceklerse. Ama şu an benim ülkemin yararına olmadığı için ben daha çok ülkem adına yararlı şeyleri yaparım. Yani biraz daha ümmet kafasından ziyade ben Türklük kafasından yanayım. Öyle söyleyebilirim. Ülke topraklarını korumaktan yanayım. Topraklarını korumaktan yanayım ben her zaman. Ve Mehmetçik Gazze'ye nasıl gider? Avrupa Birliği toplanır. Avrupaca düzenli düzgün bir ordu çıkarırlar. Herkes bunun insanlık dışı olduğunu kabul eder. Bütün Avrupa ülkeleri. Biz de askerimizi yollarız o zaman.
Ama hani saraylardan oturup ya da düzgün evinde barkında oturup Mehmetçik Gazi'ye demek kolay. Ama bunu yapan burada analar babalar var. Mehmetçik'in anası babası var. Onların içi sızlıyor yani. Onlar gece kondu otururken onlara kolay olmuyor böyle şeyler. Ümmet kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz orada çok zor durumdalar. Bir sivil çıkartma yapılacak olsa sen gitmek ister misin? Destek olmak ister misin? Ben ümmet kardeş gözüyle bakmıyorum ne yazık ki bu konulara. Çünkü birazcık ettiklerini buldular gibi oldu. Tabii Allah rahmet eylesin. Kayıplar tabii ki de hoş bir şey değil. Nasıl olsa ortada terör var. Ama etli bulmadım yani sahip sonuçta. Şimdi tabii Allah yardımcılar olsun ama ben kendi canımı, kendi milletimi, askerimin canını orada feda değil de heba etmesini istemem. Yani gereksiz... Burada sokaklarda biz görüyoruz, sosyal medyada paylaşılan videolar var. İşte Filistin'e gidelim, işte Gazze'ye gidelim veya işte askerimiz gitsin ya da açın kapıları biz gidelim falan gibi gösteriler ben ondan, var. Abi, sözde abi, şimdi kim yollasan kim gider, gitmezler. Yani kimsenin gideceğini düşünmüyorum abi, sözde ben de derim giderim. Açarlar, kimsenin de gideceğini düşünmüyorum yani. Sözde olmaya hiç gerek yok, birazcık gerçekçi olmamız gerekiyor bu konuda. Yani boş konuşmaya hiç gerek yok bence. Oraya asker göndermemeliyiz ama İncirliği kapatmalıyız. Ya bir karşıt şey olarak. Tabii canım, İncirliği kapatalım yani. Bu Amerikalılara nedir bu taviz arkadaş? Başımıza bela aldı. Herifler her tarafı kuşatmış. Görmediniz mi bugün bayraklarla? Bir tarafımızda onlar, bir tarafımızda Ruslar. Biz kalmışız arada. Peki sivil olarak vatandaşlar gitmek istiyorlar, destek olmak istiyorlar. Mesela sizin böyle bir talebiniz olur mu? Yok canım, o saçma bir şey yani. Olur mu gözünüzü? Yani makineye karşı insan gücü. Yani Atatürk devrinde değiliz. Keşke öyle olsak da gitsek. Ama öyle değil şu anda biliyorsun. Yani adam basıyor düğmeye, gönderiyor bombayı. Sen orada 1 milyon kişi olsan ne olacak? Yarısı ölecek, yazık günah ya. O olacak şey değil. O yüzden ben o işe karşıyım tabii ama bombalayabiliyorsak yapalım öyle bir şeyini. Nasıl yapacağız yani? Destek olmak ister misiniz, gitmek ister misiniz? Sivil olarak mesela bir çıkartma yapılsa diye soruyoruz. Yok, gitmem. Neden? Ya sonuçta onlar da bizim her zaman yanımızda olmuyorlar böyle durumlarda. O yüzden hani illaki savaşın bitmesini istiyorum. Bir şekilde huzurun sağlanmasını istiyorum. Ama burada ne ben ne de bizim askerlerimizin gitmesini istemem. Türkiye nasıl bir pozisyonda olmalı? Oraya asker çıkartması ya da sivil çıkartma yapılmalı mı? Bence zaten... Sen mesela destek olmak ister misin? Gitmek ister misin? Yani tabii ki çok, bu çok üzücü bir şey ama zaten şu an bizim ülkemizde çok fazla sorun olduğu için bence denge politikası izleyip karışmamak en iyisi ama tabii ki yani yazık bir şey ama yani bizde bu kadar sorun varken bir de bizim karışmamız bence daha kötü olabilir. Peki buradaki askerlerimizin gönderilmesine sen karşısın anladığım kadarıyla. Yani denebilir. Peki sivil olarak sen kendin gidip orada savaşmak, onlara destek olmak ister misin mesela? Yani daha çok belki maddi bir yardımda bulunabilir ama öyle bir savaş anlamında bir yardıma ben yani şu an için karşıyım diyeyim. Şu seviyede en azından karşıyım yani.